yapıp gayret ettiği zaman Müslüman olur. Ama sonra Müslüman olur ama namaz yok, abdest yok, o yok, bu yok, zina var, gıybet var, o var, bu var. O Müslümanım dediği için o sadece kabul edendir. O kişi ben Müslümanım diyor. Bakalım Allah-u Teala ona ne diyor? Sadece kelime-i şehadeti getirmiş. O da bilmem kaç sene önce. O anda dinden çıkmış da olabilir ve onu bilmiyor. İşte bizim anlamamız gereken şu. Bir sene 1444, Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ümmetin 1500 sene yaşar. Şimdi size senin 17 yaşındasın, sana göre 70 küsur yaşına kadar yaşarsan eğer Efendimiz'in ümmeti yani sahabeleri taklit ederek gelenler bitmiş olacak. Siz son köprüden önceki son çıkış sensin. Sizsiniz, sizin kuşağınız. Ya da bugün 10 yaşında olan, 20 yaşında olan ya da yeni doğmuş olanlar. Ortalama ömrü 80 yıl olarak düşünürsek eğer buna göre söylüyorum. Allah-u Teala bilir zamanları. Ama genele göre konuşuyoruz burada. Fakat Müslümanlık bitecek demiyorum burada. Sahabelerin yaşantısını yani müminlerin yaşantısı, müminlik bitiyor. Kelime-i şehadet getirenler kabul etmiş olur. Gayret gösterenler Müslüman ama arada içki var, arada ama bir de Cuma'ya gidiyor mesela. Cuma namazına gidiyor olmak onun Müslümanlığına delildir. Neden? Şimdi bak kelime-i şehadet getirdi, dedi ki ben Müslümanım. Hayır sen kabul edensin. Şimdi bunun Müslüman olduğunu ben nasıl anlamam lazım? Oruç olsa Yahudi, Hristiyan, Müslüman hepsinde yani hak dinlerde vardı. Öncekiler değişti ama yine de onun esintisi var. Oruç hepsinde var. Sadaka, zekat bunları tam bilemiyorsun. Neye ne göre biliyor. Yani ona bakarsan bunlar Hristiyanlıklarda var. Yahudilikte de var. Değiştirmeselerdi hakkıyla yapacaklardı. Değiştirseler de değiştirmeseler de Allah-u Teala yeni kitap gönderdi. Eskisi hükümsüzdür. Yanlıştır demiyoruz. Hükümsüzdür. Ama içine ilaveler yapılıp saflığı, özelliğini bozmuşlardır. Doğma demek hani onu türetmişler, çevirmişler falan. Ama burada anlatmak istediğim konu şu. Bir Müslümanın Müslüman olduğunu anlayabilmek için en azından Cuma namazında görmek gerekiyor. Ben görmesem de başka birisi görür. Cenaze namazı gibi. Birileri kılarsa diğerlerinin üzerinden düşer. Çünkü onun Müslüman olduğunu başka bir yerde delillendiremiyoruz. Demek istiyorum sizin ömrünüzün o süreye göre sonuna doğru geldiğinde birini Cuma namazında görebilmek çok büyük olay olacak. Çok büyük böyle çok böyle alim olarak adlandırabilirler. Ki o zamana göre de normal. Fakat müminlik bu değil. Müminlik Allah-u Teala'nın farzlarını kastetmiyorum. O zaten olacak. Farzlarından sonra sünnetleri de ahlaki, toplumsal, ailevi yaşantıların da tamamını Müslümanlığa, İslam'a göre düzenlemeye gayret eden. Yalnız buradaki önemli nokta şu. Hiç kimse bunu dört dörtlük yapamaz. Bu bir tek Efendimiz Aleyhisselam'a aittir. O da Rabbimiz hıfz etmiş, muhafaza etmiş, korumuştur, ondandır. Ama geri kalan peygamberlere bile baksanız hepsinin bazı hataları olduğunu göreceksiniz. Bu da Rabbimin izniyledir. Onun çünkü bir sebebi vardır, öğretilecek bir nedeni vardır. Sahabeler kendi aralarında sürekli istişare ederlerdi. Zannediyoruz ki sahabeler hiç birbirleriyle tartışmadı ya da birbirlerine hiç şaka yapmadı. Hayır öyle değil. Gayet normal hayatını yaşıyorlardı ama Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her sözün her kelimeyi o kadar çok tatbik etmeye çalışıyorlardı ki bazen bir karar uygulanınca biri diğerine diyordu ki sen bunu niye yapıyorsun yapamazsın. Diğeri de diyordu ki ben diyordu şunu duydum şu zaman. Onun için yapıyorum diye birbirlerine bunları aktarırlardı. Yani en çok bilinenlerden bir tanesi Hazreti Ömer Efendimiz'in Allah-u Teala'nın bir kaderinden diğer kaderine geçiyorum, gidiyorum demesi gibi bir durum. İşte en önemlisi şu, hata yaparlar, bak veliler de, evliyalar da hata yapar. Öyle büyük bildiğin hata anlamında değil. Birine kızdığı içinden, evliya için, veli için büyük suçtur. Ya da birine kızdı, sinirlendi, cevap verdi. Bak, ya da suçlandı, haklı. Hakkı yeniliyor ya da iftira atılıyor ama ona bir
cevap yumuşak cevap vermedi de o aynı cümleyi sert söyledi. Bunun gibi hataları olur. Onu olunca da bu sefer alnını secdeye koyarlar. Tövbe üstüne tövbe ederler de yine Allah-u Teala'dan af isterler. Ama kalktıklarında da geçmişte ben bu günahı yaptıydım. Çok günahkarım deyip de geçmiş tövbelerini silmezler. Bak çok ince bir nokta. Hata ettin, her türlü hatayı düşün. Herkes kendi yaptığı hataları düşünsün, onu koysun buraya. Onun üstüne tövbe ettiniz, af istediniz. Sonra bir daha bir daha böyle devam ettiniz. İmkana göre kefaretler, sadakalar. Bir zamanlar sonra durdunuz. Ya ben çok günahkar bir insanım derseniz zannınız üzerine olursunuz bu sefer. Niye? Geçmişteki günahlarını tekrardan ölmüştü, affedilmişti. Diyeceksin ki affedildiğin delili ne? Onu anlatacağım. Sen onu aldın, tövbelerini yırttın, tövbelerini kaldırdın, sildin. Kendi amel defterinden günahlarını üste çıkardın. Hastalığın tekrarladı mesela. Nedir biliyor musunuz? Siz kendi amel defterinizdeki tövbelerinizi kendiniz sildiniz. Ben günahkarım. İşte çok günah işledim ama tövbeler ettim. Sen tövbeleri ede ede devam ettikten sonra hala günahkarım diyorsan o zaman Allahu Teala'nın merhametinden umudunu kesmişsin. Haşa, Allahu Teala'nın senin tüm günahlarından ne kadar güçlü olduğunu yani bu böyle de anlatabilir. Onu düşünemiyorsun. Yani günahlarını cehennemden büyük görüyorsun, cennetten büyük görüyorsun gibi düşün. Halbuki tüm gelmişten geleceğe tüm kulların, kainatın hepsinin günahlarını toplasanız, okyanus, ada, ağaç, kuş biliyorsunuz gagasındaki küçücük bir mercimek tanesi kadar kir, siyahlık. Geçmişten geleceğe kainattaki hepsi. İşte oradaki ince nokta şunu anlatmak istiyorum. Kişi diyebilir ki ben günahlarımla çok günah işledim, tövbe ettim ettim ama bu geçmişteki günahlarımdan dolayı bunu söyledim diyebilir. Ya da tövbe ettim de affedildiğinin karşılığını anlayamadım diyebilir. İşte şöyle bir durum var. Bu çok ortada bir durum gibi ama herkes kalbinde yaşar. Tarifi yok. Su gibi. Tadı yok. Rengi yok. İzahatı yok. Ne kadar bölersen böl bölünür. Suyu buharlaştırsan da bölünüyor. Buharı daha da buharlaştırsan bölünüyor. Atoma kadar düşür bölünüyor. Hep bölünüyor su. Bitmiyor. Hep bölünüyor. İşte kişi günahlarını düşündüğünde, aklına geldiğinde Ya Rabbi ben tövbe ettim. Benim zannım. Sen beni affettin. Velev ki de affetmedi ya. Tövbe ettin de Ya Rabbi yine benim zannım sen beni affettin dediği zaman Rabbim kulunun zannının üzerine ya. Şimdi bak ince noktayı anlıyorum. Anlamak isteyen ya da kusur bulabilirsiniz bu sohbette. Hiç önemli değil. Aynı şey burada da tekrarlamış olacak. Siz Allahu Teala'yı ne kadar büyük olduğunu düşünürseniz, ne kadar güçlü olduğunu bilirseniz, ne kadar merhamet sahibi olduğunu kabul ederseniz o kadar faydalanırsınız. Neden? Çünkü Allahu Teala Hazretlerine kalbinizde ne kadar yer verirseniz o kadar şarj olursunuz, o kadar faydalanırsınız. Günahınız aklına geldi. Ya günah mı büyük, Rabbim mi diye dediğin zaman haşa kıyaslaması bile hoş değil biliyorum. Ama bu hataya düşüyorlar. Şimdi nasıl izah edeyim? Ya Rabbi tövbe et dedin, alnımı gerçekten samimi tövbe yaptım. Samimi tövbe yaptığınıza kalbiniz kanaat getirecek ama o çok önemli. İşte tövbe yaptıkça yaptım. Rabbim ben tövbe ettim. Rabbim kabul eyle. Affeyle, merhamet eyle. Ama emin değilsin. Hemen burada duralım, burayı bir açalım. Gusül abdestinin tam olduğunu iddia eden var mı? İddia edebilir misin? Ya ama Edebilen, edemeyen ederim. veya normal abdestin. Dört dörtlük yapamıyorsun. Ben edebilirim. Neden? Nasıl? İlim, ilim, ilim. Bak, çok önemli. Şimdi gittim gusül abdesti nasıl öğrendim?
İşte kendim şöyle bir temizledim, niyet ettim, besmeleyi çektim. Guslün farzını biliyorum, sünnetlerini biliyorum. Hani ağza buruna su aldım, vücutta kuru yer kalmayacak, bunu biliyorum. Ama normal abdest gibi başlayıp tüm vücudu yıkayarak ve en sonunda bulunduğum yerden sağ ayağı yıkayıp, sol ayağı yıkayıp, sol ayağı da yıkayıp çıktım. Hiçbir ibadetin, hiçbir ameli kul net tas tamam yapamaz. Bunu bildirdi ya Rabbim. Bildirmesinden dolayı biliyoruz değil mi? Allah dostları, evliyalar, veliler hep söylüyorlar. Ama kasti olarak bir yerim kuru kalmıştır. Göbek deliğimi kaşımamışımdır falan. Hani böyle bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Yani kafanı yıkadı, vücudunu sıvazladın. Gayretini yaptın. Ama çıktım, benim kusur abdestim oldu mu olmadı mı? Şimdi nefisin bunu sormaya hakkı var. Ama senin de bilgi edinmek ihtiyacın var ya. İşte sohbetlerde olmak lazım, meclisten uzaklaşmamak lazım. Bunların bereketleri de vardır. Ne yapıyorum şahsım olarak? Ya Rabbi, bildirdiğin kadar ve yapabildiğim kadarını uyguladım. Rabbim, biliyorum ki tam olan sensin. Sen hariç geri kalan her şey eksiktir. Uzayı da, kainatı da, ışığı da, karanlığı da, insanı da, her şey kul ya. Kullar eksiktir. Eksik olanı kabul etmek sana yakışır. Sen onu kabul ettim dediğin zaman o tam değilse de tamamlanır. Sen onu kabul ettiğinde o tamamdır. Bunu bilince gusül abdesti aldığı zaman hiçbir zaman benim abdestim oldu mu olmadı mı diye düşünmüyorsun. Ama yani üzerine düşeni yapmışsın. İşte göbek deliğimde iğne ucu kadar yer kaldı mıydı? Tırnağımın içinde kaldı mıydı? Ya o kadar çok önemli. Ama şöyle bir suya tutup hafif ovuşturduğunda bir iki kere bile yetiyor zaten. Ama bunu 30 kere yapmanın anlamı yok. Ben çok iyi gusül abdesti alacağım, şöyle yapacağım, öyle yapacağım. Kendini araba yıkama makineleri var ya, içine de soksan kabul olmayınca eksiktir o. Kasti unutulan, bak bir şeyi unuttuğun zaman, unutarak bir şey yaptığın zaman bile Allah-u Teala orada sana yine yardım ediyor. Hani namazda abdestin yok, sonra hatırlarsan onu yine sen kılıyorsun. Hatırlamadan öldün, sünnetlerinden alınıyor gibi. Yine kolaylık var. Hani Allah-u Teala'ya güven ve teslimlik var ya, bu var olduğu zaman o zaman düşünmene gerek yok. Ama sen de gayreti göstereceksin. Dönelim tövbeye. Sen tövbeni yaptın yaptın, gayret ediyorsun. Ya Rabbi, ben kulunum. Benim zannımca, yani düşünceme göre sen beni temizlemek istemesen ben günahlarım aklıma gelmezdi. Beni temizlemek istemesen bana abdest aldırmazdın, gusül aldırmazdın. Secdeye gitmeme müsaade etmezdin, dua etmeme müsaade etmezdin. Nereden biliyorum ya Rabbi? Çünkü Firavun'un hiçbir yeri ağrımadı, hiçbir şey olmadı. Ya da bazı kullarım var, her şeyi iyi gidiyor. Kazançları, sağlıkları, spor yaparlar, evize araçlara binerler, tatillere giderler. Ama haşa, Allah-u Teala'yı inkar ederler. Dersin ki, bir mümin olarak bakıyorum ki ya Rabbi, sen onları secde etmesinler, hatalarını anlamasın diye hiçbir şeyini eksik bırakmıyor. Her şeyini fazla fazla veriyor. Diyorsun ki sizin geçici yeri cennetiniz aha burası. 50 sene, 60 sene, 30 sene size cennet olsun. Ama biliyorum ki ya Rabbi, bildirmenden dolayı beni ebedi huzuruna temiz istiyorsun. Onun için bana tövbe etmeyi hatırlattın, yardım ettim ve ben tövbe ettim. Ya Rabbi, kabul etmeyecek olsaydın bana bunları yaptırmazdın. Elhamdülillah. Dediğinde benim zannım sen beni affettin ya Rabbi. Delilim de bu dediğinde sence bütün bunları melekler yazıp Allah-u Teala'ya bildirmiyor mu? Bildirmezse zaten Allah-u Teala bilmiyor mu? Zaten biliyor ama delillendiriyor. Ama elinden gelen gayreti yaptıktan sonra. İşte yine ta en başa geldiğimizde insanlar ben geçmişte çok günahkardım dediğinde kendini affetmemiş oluyor. Tövbe etse bile tövbeyi yırtıyor. Kendi yapıyor ama bunu sözüyle. Günahla
Haşa, Allah-u Teala'yı böyle hani bir kıyaslama yapıyor. Günahının çok büyük olduğuna karar veriyor. Affedilemeyecek bir şey olduğuna da hüküm veriyor. Üstüne de cezayı kesiyor. Benim yerim cehennemliktir diyor yani. Ben olsam beni affetmem der gibi. İşte sizlerden ricam, en ufacık bir vesvesede bile tövbe edin. Tövbe estağfurullah deyin. Tövbe ile ilgili dilinize alıştırın. Ara ara da tövbe edin. Hiçbir günah yok ki Allah-u Teala'nın huzurunda erimesin. Sizin yaptığınız tüm günahların içinde dikkat etmeniz gerek. Ya hepsini dikkat edeceksiniz. Onu demiyorum ben, serbest değilsiniz ha. Öyle bakma Yavuz. Şirke girmeyin. Hani içki vardı belli, kumar vardı belli, işte kredi kartı kullandık, faiz oldu, o oldu, bu oldu falan. Evde hatuna yalan söyledin falan. Yapmaz Yavuz da. Hani şimdi ama Allah-u Teala Hazretlerini Hazretlerinin şirke girilmesinden, yani kendi yerine birinin atfedilmesine en çok buna kızdığını iyi bilin. Şimdi sen elhamdülillah Müslümanız, biz bunu nasıl yapabiliriz ki? Değil mi? Yani istesek de bunu yapamayız. Şeytan da bunu biliyor. Şeytanın Müslümanlara ya da müminlere karşı ne yapması lazım? Açıkça bunu söyletemez. Ne yapabilir? Sen der çok günah işledin geçmişte. Sen pek affedilemeyebilirsin. Çok günahın var. Bu kadar da günah olmaz ki der. Sanki kendisi de sebep olmamış gibi. Şimdi hakikaten ben çok günahkarım ya. Ben beni affetmezdim gibi falan. Aziz Allah Ceneşan yası okunuyor şey yapalım kısa. Ben beni affetmez gibi düşündüğünde haşa, kendini nerede zannedip de neye göre hüküm veriyorsun? Hele bir düşünün. Bu da gizli şirk olmuyor mu? Allah-u Teala Hazretleri'nin adına, Celle Celaluhu'nun adına konuşuyorsunuz. Karar veriyorsunuz. Onun yerine karar vermek ne demek? Tabii ki müminlere, Müslümanlara gelip de diğer türlü yapmayacak. Size sizin bildiğiniz bilgilerin içinden derleme yaparak sizi kandıracak. Abdülkadir Geylan Hazretleri'ne şeytan sesleniyor ya. Onu ne sor? O da diyor ki sen şeytansın diyor. Sonra geliyor diyor ki nereden anladın? Diyor ya, sesin diyor bir yerden geliyordu. Bana Rabbim seslenseydi her yerden gelirdi. Her diyor. Yönden gelir. Bu neyle oluyor? Bu işte ilimle oluyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri onu nereden biliyor onu da anlatacağım ama ezan okunsun. Şimdi ezan okundu çok şükür. Rabbim o ezanlara layık olan ümmetlerden eylesin bizleri. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne şeytan sesleniyor ya. Kısa geçiyorum burayı, ana konumuz değil. Nereden anladın diyor. Rabbim olsaydı diyor ses her taraftan gelir. Ama diyor tek bir yerden geldi ses diyor. Şimdi bakın. Allah dostları ama manevi sohbetlerle, ama ilimle, ama şeyhinden, ama bağlı olduğu yerden, ama bir şekilde bunları biliyor. Günü geldiği zaman da bunu kullanıyor. Selam olsun Abdülkadir Geylani Hazretlerine, Adem babamıza, bütün peygamberlere, evliyalara, velilere. Şimdi anlamamız gereken şu. Bir insan hatasız olamaz, kul demek zaten eksik demek. Eksik olan tam bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Biz gayret göstereceğiz. Eksik olanları düşündüğümüz yerde gayretimizi kontrol edeceğiz. Gayretimizi yaptıysak eğer, ya Rabbi tam olan sensin, bunu İzzeti dergahında kabul eyle diyeceğiz. Kabul eyle deyince kusurları gider, o tamamlanır Rabbim tarafından, tamamlanmış olarak kabul edilir. Allah-u Teala'nın şanındandır, bir şeyi eksik yapmaz, eksik kabul de etmez, tamamlar. Sen eksik göndermişindir, bu başka. Hak Teala onu hakkıyla, hakka kendine kabul etmiştir. Bunu bir kere böyle bir anlamak lazım. İşte böyle durumlarda size uyarım. Biz şu günahı işledik, bu kadar günahımız oldu, biz şimdi tövbe de ediyoruz, gayret ediyoruz ama deyip de günahlarınızı yeniden şeytana ya da meleklere delillendirmeyin. Belki Hak Teala onları sildirdi. Amel defterinizde yok. Siz konuştuğunuzda bir daha niye yazdırıyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz? Ama ben tövbe ediyorum, ediyorum, istediğim kadar toparlayamadım diye düşünüyorsanız da eğer, Allah-u Teala sizin tövbe edişinizi seviyor olabilir. Yani
devam etmenizi bekliyordur. Zorla da yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Ama Allah-u Teala özgür irade vermiş, özgür serbest bırakmış, isteyerek, severek yap kulum diye. Siz ona gayret ettikçe, gayret ettikçe bu defa bu gayretinizle birlikte ne oluyor? Aslında siz kendiniz tamamlanıyorsunuz. Ama tamamlayan yine Hak Teala. Allah-u Teala Hazretleri. İşte geçmiş günahlarınıza tövbe ettiyseniz lütfen onları, tövbenizi yırtıp günahlarınızı tekrar hiç tövbe etmemiş şekilde güncellemeyin. Adamı hasta etmeyin. Kendinizi hasta etmeyin anlamında da düşünün bunu. İşte gelelim en baştaki konuya. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti 1500 sene gidecek. 1444-56 sene kalmış. 10 yaşında, 1 yaşındaki gençler, çocuklarımız ortalama yaşa göre bunu görecek. Bunu çocuklarımıza şimdiden anlatmamız lazım, anlayabilenlere ya da anlayacakları şekilde yaşlarına göre, ama her yaşta. Tabii ki 2 yaşındakini kastetmiyorum, anladınız. Şunu anlatmamız lazım. Sahabeleri taklit edebilecek seviyede olan kullar bitiyor. Müslüman olacak ama Müslümanlığı işte haşa ben peygamberi kabul etmiyorum ya da namaz vakti bu kadar olur mu ya da oruç böyle değil de böyle olabilir. İşte amin demeyin, böyle yapın, yok bunu böyle yapın gibi 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 bir şekilde değiştirilmiş oluyor. Değiştirilme sebebi de şu andaki biz Müslümanlar ve bizden önceki Müslümanların yeteri kadar İslam'a sarılıp muhafaza etmediğimiz için yavaş yavaş İslam yeryüzünden Allah-u Teala'nın katına geri çekiliyor, alınıyor. Öyle düşünün. Yani mümin kalmayacak anlamında bunu düşünün. Bunu delilini nasıl düşünebilirsiniz? Bakın, Zebur'a göre, Tevrat'a göre, İncil'e göre yaşamaya çalışanlar var, değil mi? Dönemindeki ümmet gereği gibi sahip çıkmadığı için onlar değiştirildi ve üzerlerine tekrar yeni kitap geldi. Aynı emirler tekrar geldi aslında. Gelen kavme göre, kavmin genel kültürüne göre farklı olanlar vardır. Yani oruç tutma yine vardı ama bizdeki gibi değil. Oruç yine vardı, kurban yine vardı. Namaz yine vardı. Ama namazın farz olması bütün ümmete Efendimiz Aleyhisselam ve Miraç hadisesiyle birlikte olmuştur. Şimdi o zamanlarda bir kişinin Müslüman olduğunu, mümin olduğunu nasıl anlayacağız? En azından cuma namazına gidiyor olması lazım diyeceğim. Diyecekler ki biz gitmiyoruz, kafir miyiz? Hayır, onu demiyorum. Şunu diyorum. Kelime-i şehadet getiren kabul edenlerdendir. Yapmaya çalışan Müslümandır ama iyice gayret eden mümindir. Yani nasıl farkı? Kelime-i şehadet getirdi. Belki fi tarihinde, belki 10 yıl, 20 yıl önce, belki de bir hafta önce ya da bir saat önce aklına kelime-i şehadet getirince hemen getiriyorsa, oldu ya, bir saat içerisinde belki şirke girdi, dinden çıkacak bir laf söylemiş olabilir. Ama uzun uzun zamanlar geçtiyse eğer, Müslüman olduğunuza nasıl emin olabilirsiniz? Olabilmek istiyorsanız hemen kelime-i şehadet getirin. Yani gayreti gösterin, takdiri Allah-u Teala'ya bırakın. Hani gerekli gayreti yapmak lazım ya, abdestten de örnek verdik. Fakat Müslüman diyen kişi, delillendiren namaz kılmasıdır. Hani 5 vakit kılmıyor, cumaya gittiğine şahitler var. Ya da 2 haftada bir gittiğine, 3 haftada, zaten 3'ten fazla olamaz. 3 cumayı kasti ve üst üste terk edenin nikahı dahi düştüğünü söylüyor alimlerimiz. Kasti 3 hafta üst üste ama. 2 hafta gitmedi ama 1 hafta gitti. Sonra 2 hafta yine gitmedi ama bir hafta gitti. Onu demiyorum. Kasti olarak gitmedi. Hani gidebilirdi. Gitmediği zaman bu sefer alimlerimiz bunun nikahı bile düşer. Demek ne demek biliyor musunuz?
Müslümanım diyor ama sadece kabul etmiş durumda. Kelime-i şehadeti getirmiş. Hazreti Kur'an okuyanlar bilir. Kabul ettiğin, Müslüman oldum, İslam oldum demeyin. Kabul ettik deyin diyor Rabbimiz. İşte buradan neyi anlamamız lazım? Müslümanlığın delili namazdır. Namaz sadece Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine farz kılınmıştır. Önceden de vardı. Kılıyorlardı ama peygamberlere farz, diğerlerine, ümmetine değildi. Önceki peygamberlerin ümmetinden de kılanlar var idi, biliniyordu. Bilinmeyen bir şey değil. Ama bu dönemde kişi hiç namaz kılmıyorsa, oruç tutarsa kime göre oruç tutuyor bilemiyorsun. Diyet mi yapıyor, oruç mu yapıyor onu da bilemiyorsun. Ama alimlerimizin kasti 3 cuma peş peşe namazını kılmayan nikahı dahi düşer demek, yani dinden de çıktığını bir şekilde üstü kapalı anlatıyorlar demek. Biz öyle anladık en azından. Sizler de düşünün. İşte diyorum ki ahir zaman ümmetinin 1500 yıl süreceğini Efendimiz Aleyhisselam kendi ümmetini söylemiş. Ahir zamandayız, 1444, 56 sene var ortalama. 50 sene sonra çocuklarımıza anlatalım. Bir kişinin namaz kıldığını görmediklerinde hiç, yani en fazla kabul edenlerden olabilir. Kelime-i şehadet geçirmiştir. Müslümanım diyebilir mi? O diyebilir. Ama müminim diyemez. Mümin sadece farzlar değil. Farz zaten yapılması gereken, yani buna hiç konuşmaya gerek yok. İşte anne baba hakkından, komşu hakkından, yeme içme, tuvalet adabından, tutun da iş ahlakından, tutun da insanlara gülümsemeyle bakmayı, tutun da selam vermeyi, tutun da bütün bunların hepsini unutabilir, eksik yapabilir. Evet, ama yapmaya niyet etmiş, hatırladığı kadarını da yapabiliyor demek. Selam vermeyi unutuyorum. Sonra da tövbe diyorum ya, yani ya da yemek yerken besmele çekmeyi unutuyorum. Söyledim ya Rabbi, evvelinden ahirine kadar, bu zamana kadar ne kadar adım attım, nefes aldım, yedim, içtim, konuştum. Her şeyi evvelinden ahirine deyip evzü besmeleyi çekiyorum. Unuttum. Bir de unuttum ama ne kadar süre unuttuğumu ve o süre içinde ne yediğimi de unuttum. Hani böyle de bir durum var. Size burada bak örnek olsun diye bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlattığım şu. Hatasız dört dörtlük yapan mümin demek değil, onu anlatıyorum. Öyle bir şey olamayız. O Efendimiz Aleyhisselam'a mahsus, o da Rabbimin ikramı. Ancak bizler hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz. Eksiğimizden dolayı şeytana yaslanıp da ben işte affedilemem, çok günah işledim, onu yaptım, bunu yaptım demeyin. Tövbenizi edin. Allah-u Teala'ya sizin zannınız nasılsa Allah-u Teala Hazretleri de öyle sizi karşılar diyorum. Çünkü Allah-u Teala sizin kalbinize nasıl karşılayacağının tohumunu eker diyorum. Fakat siz şeytana dönüp de işte ben bu kadar günahım var affedilemez dediğinizde şeytanı zirveye taşıyorsunuz. Haşa, zirvede kimin yerine koymuş oluyorsunuz şeytanı? Siz büyütüyorsunuz. Şeytan o kadar kıymetli ya da o kadar büyük değil ki, siz büyütüyorsunuz. Diyorum ki Allah-u Teala Hazretlerine hakkını teslim edin. Onun büyük olduğunu, onun affedebileceğini, sonsuz güç sahibi olduğunu. Yalnız şuna dikkat edin diyorum. Şirke girmeyin, gizli şirke girmeyin. Herkesin gizli şirki kendi ilmi kadar, bilgisi kadardır. Herkesinki aynı değil, bir kalıbı yok diyorum. İşte bunlara dikkat ettiğimizde çocuklarımıza anlatacağımız bunlar ola. Bunlarla 1500 sene tamamlanan 1500 seneden sonra gerçekten bir mümin varsa camiye gidip en azından cuma namazını kılıyor olması lazım. Bunu niye bugün söylüyoruz? Çok fazla değil, 50 sene sonrasına, 60 sene, 70 sene sonrasına buradan mail atıyoruz. Süre yakın çünkü. 1900'lü yıllardaki bir Allah dostunu
söylediklerini ya da bir Said Nursi Hazretlerinin selam olsun söylediklerini bugün anlamaya çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Ama Mevlana Hazretlerinkini de anlamaya çalışıyoruz. Değil mi? İşte böyle düşünün. Ne kadar bize yakın alimler varsa onlar bizim bu daha anlayabileceğimiz gibi konuşmuşlardır. Çünkü teknolojiye daha yakın oldukları için bugünü daha güzel tasvir etmişlerdir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği ümmeti 1500 sene yaşar, 1500 seneye de 56 sene var. 1500 seneyle bu sürede ve ondan sonra çocuklarımızın nasıl tanımaları gerektiğini bugünden anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü o günde bu ilimler olmayabilir. Çünkü 1500 senede değilse hal ilmi ve kapısı belki kapandı, belki çok az aralık kalacak. Onu da bilemiyoruz. Onun için çocuklarımızı iyi öğretelim. 1 yaşında, 2 yaşındadır da ama büyür ya da 8-10 yaşında çocuklarımıza diyelim. Müslüman mı, mümin mi ya da bunların aradaki farkları ve nasıl anlaşılacaklarını anlatmamız gerekiyor. Hani şöyle düşünün, çocuklarımızın torunlarını, bak çocuğumuzun çocuğu demiyorum, yani bugün 10 yaşında çocuğumuz olsa, onun torunu için Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetidir deme garantimiz yok. Bunu hiçbirini söyleyemezsiniz. Yani yıl hesabını yaparak söylüyorum. 56'yı daha koyduğunuzda 70-80'lere, 2080'lere doğru geldiğini düşünün. 2080'den sonrakiler için diyebilme imkanınız var mı? Birçok şey de bitmiş oluyor. Allah alem belki dünya takla atmasa da atacak noktaya geliyor. İşte bizim bugünden bu bilinçli olmamız lazım. Bu bilinci yakalamak için de olmazsa olmaz. Belki Allah-u Teala bizi affetti ama biz kendimizi affedemedik. Günahlarınızı, tövbe ettiğiniz günahları tövbenizi silip de amel defterinize günahlarınızı hatırlayarak, söyleyerek tekrar yazdırmayın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her insanın bir mürşidi kamil edinme olma meselesi var ya, şeyhi de diyebiliriz. Galu belada da tayin edilme meselesi var mı? Dünyada varsa da onu arayıp bulma meselesi var mı? Bulduysa da tercih edip başka bir şey edinme hakkı var mı? İsteme hakkı var mı? Sen soru sormadın, soru katliamı yaptın. Yani bu nasıl bir birbirine ilintili, yani birleştirdin? Anlamaya çalışalım. Şimdi sorduğun soruların hepsinin farklı yönleri var. Kapıyı biraz kapatabiliyor muyuz? Sesi en aza alalım. Allah razı olsun. Şimdi bak, her insanın bir mürşidi kamili, yani bir önünde önderi, kendisinin gideceği yolu, önceden gitmiş o yolun taşını, virajını, karanlığını, zemininin halini bilen kişi arıyor. Ya da senin anladığının bizim sadeleştirdiğimizde güncel anlayacağımız tarzda o yola gitmiş ya da o yolda bizden çok daha fazla kilometrelerce ileride olan birinin geriye dönüp madem bu yoldan geliyorsunuz, bak orada birazdan viraj gelecek, bunu yap. Bak birazdan orası karanlık olacak, yol mucurlu, dikkat et gibi uyarılar bulunması. Asıl bahsettiğim bu. Mürşid-i Kamil derken. Şimdi İslami literatürde ya da ne diyelim tarikat ve usulü giden kardeşlerimiz de Mürşid-i Kamil deyince anlayacaklar konuyu. Ancak bizdeki sohbetler hep genelde şeydeki caminin içine girmemiş, dışarıda farklı dinleri, farklı inanışları arayan ya da Müslüman ancak neden inanması gerektiğini
sorgulayan, ben insan olmayı ben mi seçtim diyen ya da ben günah işlediysem Allah-u Teala bana müsaade ettiyse işledim, o zaman bana etmeyeymiş diyen gibi insanlara aslında bizim sohbetimiz, yani tarikat ehlinin içinde olduğu zaman bizim sohbetler onlara daha düşük seviyede kalabilir. Hani anlatımlarımızı neye göre, kime göre yaptığımızı da bilerek dinle, olur mu? Eğer bir tarikatın içinde belirli bir seviyede olan kardeşlerimizdensen eğer, bu sana yeterli olmayabilir. Ya da beklediğin cümleler ve örnekler düşündüğün gibi olmayabilir. Fakat biz de hal ilminden eğitim aldık. Biz de ona göre anlatıyoruz. Yani hal ilmi deyince de bizim halimiz, anlatımımız bu. Onaylamayabilirsiniz, kabul. Yanlış bulabilirsiniz, kabul. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama biz bu kadarını öğrenebildik ve anlatabiliyoruz olarak diye, ya bizim çapımız bu diye düşünürsen o zaman bizi suçlama. O kadar biliyor, bu kadar anlatıyor dersin. Mürşid-i Kamil dediğinde bana çağrıştıran şu: benim gitmek istediğim yolu benden önce gitmiş, bütün kıvrımlarını, kar mı yağıyor, yağmur mu yağıyor, ne türlü sıkıntılara ya da etkilere maruz kalacağımı bilen kişi, bu yolun kendisi de Allah-u Teala'ya ulaştıran yol. Bana bu yolla ilgili bilgiyi veren kişi benim öğretmenimdir ya da rehberimdir ya da navigasyonumdur ya da mürşittir. Mürşidi Kamil'dir. Her insan aramalı mı dedin ya da bulmalı mı dedin ya da bulduğuyla ilgili başkasına gidebilir mi dedin? Hepsini bir arada duble sordun, değil mi? Yani diyorsun ki sen, ben aradığım kişiyi bir yerde buldum. Sonra bilgilenince, biraz bir noktaya gelince bilgileri bana yetmedi. Yani sen bana bunları anlatmadın ama sorduğun cümlede ben anladığımı söyleyeyim önce. Sonra o bilgiler bana yetmedi, yeterli gelmedi. Başkasını aradım. Çünkü çabuk doydum. Doymaya da başlayınca lezzet alamadım dedin. Senin cümleyi ben öyle okudum. Başkalarını aradım dedin. Başkalarını aradım, durdum ama başkasını bulunca da bir önceki navigasyonumu, öğretmenimi bırakmalı mıyım dedin, değil mi? Bana bunu söyledin. Çünkü niye bunu niye sorar ki bir insan? Konuyu biraz daha böyle bizim aldığımız eğitimden, o gözden bakalım. Tasdiklersin ya da tasdiklemezsin. Bu sana kalmış. Biz bildiğimizi anlatalım. Allah-u Teala Hazretleri kullarını önce kitapla şereflendirmiş, emirlerini bildirmiş. Kitaplarını okuyup anlayamazlar diye peygamberlerini göndermiş. Sonra peygamberlerinden sonra veyahut da peygamberleri bir yerde ikamet ediyor ama bütün yeryüzüne yayılması için de evliya, daha geride veli kullarını da görevlendirmiş. Şimdi peygamberden bilgileri alıp olduğu gibi uygulamaya çalışan makbul kullar, evliya kullar var. Şimdi Efendimiz'e göre kıyaslarsanız sahabeydi bu, niye böyle söyledi demeyin, şöyle düşünün. Bak, eğitim farklılığımız şurada kalıyor. Şimdi bazı kullar var, Peygamber Efendimiz'e, bizim peygamberimize göre konuşalım. Efendimiz Aleyhisselam'dan 500 yıl sonra bile yaşasa direkt Efendimiz Aleyhisselam'dan ders alabiliyor. Anlaşıldı mı? Ya da sahabelerden ders alan, manevi olarak, manevi boyuttan bahsediyorum. Nasıl sen bir sınıfa gidiyorsun, okula gidiyorsun da öğretmenin var, görüyorsun, söylediklerini anlıyorsun. Sınavı var, testi var, soru cevabı var, ders anlatımı var. Yani örneğin liseye gittiğin bir günü düşün. Manevi boyutta da aynısı yaşanır zaten. Ama başkası görmez. Tabii bunu şeytanın kandırdıkları falan da var. Bunları da bir kenara bırakalım. Rahmani olanından, gerçek olanından bahsedeyim. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'a ya da Allah dostlarının kılığına şeytan giremez. Bunu herkes bilir. Fakat birisi gelir der ki, şu Allah dostu evliya geldi bana ders anlattı der. Anlattıkları ve konuya bakarsın, dersin ki seni şeytan kandırdı. Der ki,
hani der evliyaların kılığına girmezdi der. Tezat oluşturdu gibi düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, öyle değil. Evet, evliyaların kılığına giremez. Ama sana görünen kişinin o evliya olduğunu sen nereden biliyorsun? Ya da %100 değil de %70 benzer, %60 benzer. Tam o değildir. Gibi merhaleler vardır, basamaklar vardır. O da kendi içerisinde. Diyeceksin ki mürşitte bunun ne alakası var? Mürşidin zahiri olanı da vardır. Yani görünen bildiğin şeyhler, müritler ya da öğretmenler, talebeler de vardır. Bazılarının içinde onun gördüğü ama herkesin göremediği öğretmenler vardır. Ya da mürşidi vardır. Bu da olabilir. Sen soruyu eksik de sordun burada. Üst üste sordun ya. Evet. Şimdi öğrencinin ne aradığını ya da neyle doyduğunu bilmek lazım. Sen bir sohbete gittin, baktın, bir süre sonra sana yeterli gelmedi. Arayış içine girdin, bir başkasını buldun, bir süre orada kaldın, sonra arayış içine girdin ya, diyorsun ya birini bırakıp diğerine geçmeli miyim? Bunu sordun değil mi? Temelde bahsettiğim ya galib belada bir... Orayı karıştırma, oradan tamam. Sahile, şimdi soruya sadece. Şimdi oradan gitmek istiyorum. Şimdi gerçekte tayin edilmiş bir öğretmenimiz var mı? Efendimizin ben bahsederek geldiğimizde. Bak şimdi bir sohbetin en anlaşılmaz yolu şu anda şu konuşma. Şimdi sen bana mürşidi sordun değil mi? Bizi insanlardan diyorlar ki biraz uzak dur. Ayaküstü kısa soru alıp az bir cevapla alıyorlar. Çeviriyorum çünkü benden değil. O kişi bunu anlamıyor. Şimdi sen bunun galibelada görevlendirip görevlendirmediğini soruyorsun ama 4-5 tane soru sordun başta. Bir sürü soru sordun. Sana göre bunun hepsinin cevabı bir değil mi? Bana göre de değil. Ama şimdi sen mürşit tanımına ya biz bir şey anlatırken civatasından başlamak mecburiyetindeyiz. Şimdi mürşidi anlatırken sen arada galibelada görevlenip görevlendirmediğini mi soruyorsun? Ben sana galibelada görevlendirdi ya da görevlendirmedi desem alt bilgin ne var anlayacaksın? Yani dünyaya geldikten sonra o kişiyi aramak gerekir mi? Peki galibelada hani dünya yeryüzüne gelince aramak gerekir mi diyorsun ya. Galibela dediğim yer senin. Bir kere sorduğun yer değil ki. Bir kere galibela sorusu yanlış. Senin galibela dediğin yer sakın ruhlar alemindeki Allahu Teala'nın cennetlik ya da cehennemliklere ayırdığı ruhlarla ilgili ruhlardan söz aldığı yer olmasın. Şimdi bir kere sorudaki eksiği anlatıp şimdi sorduğun soru da çok fazla soru var. Sen hepsini çorba etmişsin. Ben bunların hepsini ayırmak istiyorum. Tane tane anlatmak istiyorum. Ama sen sabretmeyip dinlemek istemiyorsun. Sadece sorduğun cevabını almak istiyorsun. Evet kardeşim galibela değil orası. Ruhlar aleminde insan mürşidini seçer. Cevabını verdim. Hadi o zaman geri kalanını sen doldur. Geri kalanı ben doldur. Sen doldur. Dolduramıyorum. Bilgi eksikliği var. Ne yapamıyorsun? Bilgi eksikliği var. Mesela orada seçtik dünyaya geldik, işte büyüdük, aklı selim, kalbi selim olduk, amel defterlerimiz açıldı. Tamam. O seçtiğimiz kişiyi nasıl bulacağız ya da onun mu bunu bizi bulmasını bekleyeceğiz? Valla sabredip soru sormadan dinlerseniz size lazım olmadığınız düşündüğünüz şeyleri de baştan bildiğim kadarıyla anlatırım. Şimdi ben sana üstünden yemeğin en üstündeki zerreden sana söyleyip de o yemeğin nasıl piştiğini, nelerden oluştuğunu anlatmadan ben sana bunu söylemem. Niye? Kalıcı olmaz. Niye? Sen onu öğrendin. Evet, sorduğun sorunun cevabı insan kendi seçer. Bu doğrudur. Bu kadar cevabı. Peki bunun doğru olduğunu nefse nasıl anlatacaksın? Nefse nasıl ikna edeceksin? Nasıl kalıcı olacak? Bir başkası senin kandırabilir ya da sen geldin bu burada bu bilgiyi aldın. Bir zaman sonra başka birisi bir şey söyledi sana. Velev ki söylediği doğru ya da yanlış. Doğruysa bir problem yok. Yanlışsa sen onu söylediğini kabul edersen, yanlışa düşersen nasıl toparlayacaksın? Bir şeyin doğru olduğunu, doğruluğunu nasıl anlarsın? Temelinden beraber gelir alırsın.
temelinden beraber alttan dinlemiş olursanız eğer, ki uzun zaman alır, sabretmesi zor, aradığınız cevabı hemen anında alamadığınız için geri kalanı dinlemek istemiyorsunuz, kabul. Oluşum sürecini anlamadığınızda başkasının dediğine gidersin, onun dediğini kabul edersin. Yok eğer süreci baştan sonra dinler, arada ekstra da hiç tahmin etmediğin bilgileri alırsan, karşına birisi çıktığında onun her söylediğine, doğruysa evet doğru böyle oldu, yanlışsa hayır o öyle değil böyledi diye sen onu bilgiyle boğarsın. Sen onu bilgiyle susturursun. Peki bunu bir kenara bırakıyorum. Bunun neden olduğunu anlatalım biraz. Nefis. Şimdi herkes bana diyecek ki nefisi susturmak lazım değil mi? Nefsi dinlememek lazım. Nefse uymamak lazım. Diyeceksiniz değil mi? Hayır, böyle diyen insanlar, bu bizi bağlar, bizim sorumluluğumuzda. Bunu öyle söylediği zaman bizdeki teraziye göre başkasını tartmak bizim haddimiz değil. Ama ben kendim için tarttığımda o kişinin boş konuştuğunu, aslında hiçbir şey bilmediğini, hatta üstündeki cübbeyi bile çıkartmak gerektiğini düşündüğüm olur çokça. Şimdi bunu duydunuz ya şu anda, ya bu insan ne saçmalıyor diyebilirsiniz, olur mu dersiniz ya. İnsan nefsine uymayacak. Nefsini dinlemeyecek ki kamil insanlar grubuna girsin diyecek. Deyip benim söylediğimin yanlış olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu söylediğimi, neden söylediğimi anlatmadım ki size. Nereden biliyorsunuz? Kamil insan olmak ya da Allahu Teala'nın rızasını kazanmak sizce nefsi susturmakla mı kazanılıyor? Ya da nefsi susturan insanlar sizce başarılı mı oluyor? Hemen şu anda şunu düşünebilirsiniz. Bu kadar Allah dostları var, evliyalar, veliler var. Onlar nefsini yenmişler diyeceksiniz. Ve de haklısınız. Lakin nefsi yenmek için nefsini susturmuşlar mı, nefsini eğitmişler mi? Bunu biliyor musunuz? Yunus Emre Hazretleri selam olsun. Abdük Emre'ye gidiyor. Ne istiyor? Buğday. Tapık Emre Hazretleri ne veriyor? Himmet. Yok diyor, ben diyor buğday istiyorum. Yarı yolda dönüyor. Himmet mi buğday mı? Himmeti görüyor musun? Şu anda bile sene 2024. Eylül'ün kaçıyız bu anda? Onu mu? 13. 13 mü? 13. Hala Yunus Emre Hazretleri'ne konuşuyoruz ve selam ediyoruz ona. Niye? Himmeti aldığı için. Buğday alsaydı ne olacaktı? Bir gün, iki gün, üç gün tok olacaktı. Ya sonra? Aslında şu anda anıyoruz, selam söylüyoruz, dua ediyoruz, hediye göndermeye çalışıyoruz ya. Hala buğdaylar gidiyor ona değil mi? Düşünün şöyle, biraz ufkunuzu açın ya. Biraz geniş kavramdan bakın. Gidiyor çünkü kabir hayatını biz kabul ediyoruz. İmanımızın gereği. İşte nefis konusunu döndük ya, niye döndük? Çünkü senin mürşidi kamil konusun dediğin zaman o kadar dallı budaklı ki. Şimdi senin istediğin cevap, evet ruhlar aleminde seçiyoruz, galibelada değil. Galibela dediğin yer, Adem babamız yeryüzüne iniyor. Yeryüzüne indiğinde onun gelecek bütün nesli, bel kemiğinin oradan ya da ona göre düşünün, sağ tarafından ve solda iki tane kanal gibi. Öyle zerreler çıkıyor ki sonra geri giriyor. Çıkma sebepleri, şimdi konumuz nereden nereye döndü? İşte her şeyin mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla anlatacağım ki temelini oluşturalım. Şimdi sen bana galibela dediğin zaman dediğin yer galibelayla, önce sana ruhlar alemini anlatmam lazım. Mürşid-i Kamil sorusunda ne alaka? İşte böyle oluyor. Konu o Mürşid-i Kamil ama biz başka bir şey konuşuyoruz. Neden? İşte bir şeyin temelini iyi anlamadığı zaman, üst üste koyduğunuz zaman legoları yamuk duruyor. Düzgün koyarsanız temeli, üstüne çıkması kolay oluyor. Budur işte bizi aslında sonradan yoldan çıkartan. Temelimiz yanlış, eksik. Bize doğru anlattılar ama biz kendimiz eksik yerleştirdik. Bunu anlatıyorum. Adem babamız cennette, Havva anamız var. Ve orada secere var, ona yaklaşma diyor. Adem babamız yaklaşıyor, oradan kovuluyor. Yeryüzüne indirilenler, indiriliyorlar. İndirildikten sonra hani cennette sözünü bozdu ya, Allah-u Teala Hazretlerine verdiği sözü tutmadı da oradan kovuldu ya. Kovulduktan sonra yeryüzüne inince, biraz burayı da anlatmam lazım o zaman. Bak nerede neler geliyor. Öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki melekler rahatsız oluyor. Çünkü boyu ayakları yeryüzüne basıyor, boyu arş-ı alaya kadar gidiyor. Yani siz düşünün ki strofer.
Mesela melekler rahatsız oluyor. Bu sefer Allah-u Teala'ya şikayet ediyorlar. Allah'ım diyorlar, ağlamasından diyorlar biz rahatsız oluyoruz. Allah-u Teala da boyunu 60 arşın ne kadar düşürüyor. Bir arşın 68 santim. 60 arşına kadar düşününce melekler de rahat ediyor. Bu sefer de Adem babamız başlıyor. Melekleri duyamıyorum, konuşamıyorum diyor. Çünkü onlarla hani duyduğu için kainatta yalnız kalmıyordu. Hava anamız da yok o zaman. Mürşid-i Kamil sorusuna geldik buraya Cem. Sonra Adem babamız işte tövbesini yapıyor. Hadi bu arada bir bilgi daha söyleyeyim. Elhamdülillah. Şimdi yeryüzüne indiğinde, Mürşid-i Kamil'i anlatıyoruz daha gelemedik. Yeryüzüne indiğinde Adem babamız tabii tövbelerini yapıyor. Rabbim ona öyle bir ikramda bulunuyor ki kabul ediyor. Peygamberlik nişanı alnında parlıyor. O zaman tövbesinin kabul edildiğini anlıyor. Varın siz de bugün düşünün. Tövbe ettikçe Efendimiz Aleyhisselam'ı çokça anıp selatü selam getirirseniz demek ki tövbeleriniz neymiş? Kabul olduğunun işaretiymiş. Kim demiş tövbenin kabul olup olmadığını madde boyutunda anlayamayız diye. Şimdi az önce bir sohbetimiz vardı. Ezan okunuyordu. O zaman bunu söylemedim mesela tövbenin delili. Biraz farklı anlattım. Bu bilgiyi niye vermedim? Temelini anlatmadığım bilgiyi nasıl vereyim kardeşim? Aslında var. Benim babamda oldu. Tövbesi kabul olup affolunca alnında peygamberlik nuru, nişanı görünür oldu. O nur da bütün peygamberlerden Efendimiz Aleyhisselam'a kadar, Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselam'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem, arada tekrarlayın, içten de olur. Ne oldu? Belli oldu. Demek ki tövbenin kabul olup olmadığının delili de var mıymış? Varmış. Anlayanı kabul ederler, etmezler. Biz söyleyelim de. O arada tabii onu melek yönlendiriyor Cebrail Aleyhisselam. Adem babamız sağ elini kaldırıyor. Şehadet parmağı diyoruz ya. Şehadet getiriyor tabii. O arada alnındaki nur yürüyor, parmağının ucuna geliyor. Peygamberlik nuru. Onun için şehadet parmağı diyoruz biz buna. Hatta Adem, biraz daha bilgi vereyim. Konu başka yere gideyim. Mürşit konusunu konuşamayacağız herhalde. Sonra Adem babamız yeryüzüne, hani cennetten kovuldu ya. Geldikten sonra ona dört şey geliyor. Yüzük, asa, yaprak ve ağlamak. Bunu, bu bilgiyi Enverül Aşık'ın, Aşıkların Nurları, Ahmet Bican Hazretleri, ki Ahmet Bican Hazretleri Gelibolu'da abisi Mehmet Bican alim, tasavvuf üzerine ayet hadis açıklar. Kardeşi Ahmet Bican Hazretleri de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin direkt ona himmet ettiği kalp gözünden, hal ilminden ya da ledun ilminden faydalansın diye destek verip yetiştirdiği, sonra anlaşsın diye git dergahını kur diye gönderdiği zattan bahsediyorum size. Hacı Bayram Veli Hazretleri diyorum yani. Onun yansıması olan Ahmet Bican Hazretleri. Bican demek de cansız demek. O kadar çok ibadet ediyorlar, oruç tutuyorlar ki öyle cansız gibi hani böyle dolaşıyorlar. Ama bu arada mürşit konusunu konuşacağız inşallah, lazım olursa. Ne yapalım? Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Akışı böyle geliyor. Biz mutluyuz en azından. Hani konu bütünlüğümüz yok ama çok da bütün olmak zorunda değiliz değil mi arkadaşlar? Şimdi herkes işten güçten gelmiş zaten, yorgun, argın. Azıcık ruhlar larımızı dinlendiriyoruz. Herkesin içi sıkılıyordu, darlanıyordu değil mi? Şu anda bir tane bile içinizde içi darlanan var mı? Elhamdülillah. Herkes böyle rahat nefes alabiliyor mu? Elhamdülillah. Niye? Allah-u Teala Hazretlerini konuşuyoruz. Demek ki içinde hiç darlanan bile yoksa doğru yoldayız. Devam. O zaman yeryüzüne Adem babamız Allah-u Teala Hazretleri dört tane hediye gönderiyor. Öyle söyleyeyim. Yüzük gönderiyor, asa gönderiyor, yaprak gönderiyor ve ağlama gönderiyor. Ağladıkça gözyaşıyla kalp temizleniyor madde boyutunda. Hastalıklar da gider, tıbbi hastalıklar da dökülür. Kalpteki kir de dökülür, kibir de dökülür. Vücudumuzda olmaması gereken her şey dökülür. Tabii bunun yanında terleme de var, başka etkenler de var da sadece konumuz bu. Yaprak yeşil, incir yaprağı diyenler de var. Peki bakın bakalım, yeryüzünü yeşile boyanmış. Kim boyadı acaba? Bilen var mı? Ya da neden yeşil olduğunu bilen var mı? Bir düşünün buradan. Sonra asa, Adem Aleyhisselam'a geliyor. Rabbimiz tarafından hediye, cennetten kovulduktan ve tövbesi kabul olduktan sonra yeryüzünde. Asa, Musa Aleyhisselam'ın asası. Oraya kadar gidiyor. Asıl asa ile ilgili orada ama tüm peygamberlerde de asa vardır. Tüm peygamberlerdeki asa aslında hangi asanın yansımasıymış? Ama asıl anlatıldığı konu Musa peygamberin ümmetiyle yaşadığı imtihanların içinde Kızıldeniz'in yarılması gibi ya da yılanların yutulması gibi. Peki yine mürşit konusunu konuşacağız ama inşallah diyelim. Peki yüzük.
Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük değil ha. Bak gerçekten oradaki de onları aslında ima ediyorlar anlayana. Süleyman Aleyhisselam'daki yüzük de Adem babamıza gelmiş. Yüzük gelince Adem babamız parmağını kaldırıyor, şehadet getiriyor ya sağ parmağını. Sonra yüzüğü tutuyor, şehadet parmağına takmaya çalışıyor. Ahmet Bican Hazretleri söylüyor, ben söylemiyorum ha ona göre. Hani böyle uydurma falan diyorsanız Allah muhafaza. Envarül Aşık'ın Aşıkların Nuru kitabını okursanız bulursunuz. Şehadet parmağına yüzüğü takmaya çalışıyor. Olmuyor. O arada Cebrail Aleyhisselam'la haber gönderiyor Allah-u Teala Hazretleri. Şehadet parmağına diyor o şeref yeter diyor. Yüzüğü diyor şehadet parmağına takmasın. O parmağa o şeref yeter diyor. Şehadet şerefi. Onu diyor serçe parmağına taksın diyor. Bakın çok önemli bir noktayı anlatmak istiyorum anlayana. Tutuyor yüzüğü serçe parmağına takıyor. Sonra Rabbimiz onun hikmetini söylüyor. Çünkü orada Adem babamız onu o parmağa serçe parmağa zayıf diye itiraz ediyor. Rabbimiz de haber gönderiyor. Diyor ki o yüzük diyor yani oradaki himmet, oradaki Allah-u Teala'nın verdiği güç, Allah-u Teala'nın yüzük üzerinden atfettiği gücünü simgesine şöyle söylüyor. O diyor zayıflara yakışır, zayıfları acizleri korur diyor. Mazlumları korur diyor. Şöyle düşünün. Bu yüzük Süleyman Aleyhisselam'daki yüzük ama Adem babamızdan geldi. Aslında Rabbimizden geldi. Hani melekler sihir büyüğü öğretti diyorlar ya Harut Marut konusu. Süleyman Aleyhisselam'a atfen o kullandı sihir büyüğü yapmadı. Diğerleri sihir büyüğü yaptı diye anlatılıyor ya. Bak çok ince noktası burada. İlmi Allah rızası için Allah-u Teala'nın söylediği şekilde ve mazlumları, zayıfları korumak için. Ama gerçekten öyle. Hani bunu yalancıktan, mahsuzcuktan yapanları kastetmiyorum. Kullanıldığında Allah-u Teala Hazretleri bunu, o ilmi kullanılmasına müsaade ediyor ve bu çalışıyor, sistem çalışıyor. Aynı yüzüğü düşünerekten, yüzükteki gizem, Rabbimizin verdiği o güç, yüzükte değil aslında. Oradaki okunan esmalar da, orada okunan dualar da, işte bunları zayıfları korumak için, mazlumları korumak için kullanıldığında işe yarar. Ama bu gücü elde edip de dünyayı ele geçirme, gücü elde geçirme, para ele geçirme, insanları kontrol etme gibi noktasına girerse bu orada çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Mazlumlara, zayıflara yakışır o yüzük. Bakın şeyi okuduğunuzda Enverül Aşık'ını okuyun. Ahmet Bican Hazretleri oraya yazmış. Şimdi orada bunlar tabii ki yazmıyor. Ancak önce olayları yaşadıysanız sonradan bir kitap okuduğunuzda, bir yeri okuduğunuzda oradaki kelimenin ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Yaşamadan, manevi boyuttan bahsediyorum. Okursanız herkes okuyor işte o yüzden anlamıyor. Ama önce yaşayıp sonra kitapta okuduğunda ha diyorsun bu böyleydi, böyle görmüştüm, böyle olayların içinde kalmıştım deyip orada onu hemen delillendiriyorsun. Onun için okuduklarına cevap veremiyorlar. İnşallah şimdi ömür boyu hiç kitap okumadım. Yani Hazreti Kur'an'ı falan kastetmiyorum. Yani normal mesleki okuduğum konuyu da kastetmiyorum. Öyle kitap okumadım. Ama Rabbim öyle bir hikmet verdi ki, öyle bir kolaylık verdi ki, öyle bir konular oldu mu kalp gözüyle bir şekilde içlerinde dolaştım. Sonra gördüklerimi ve analizlerimi insanlara aktardım. Yaşadığım dedim benim bu, ister kabul edersiniz etmezsiniz ama böyle olma ihtimalini de bir düşünün dedim. Dediler ki bu kadar yaşadın, biraz da dediler oku dediler. Okuyunca şöyle de dua etmiştim. Ya Rabbi dedim biz bunları hani her kulun bunları görebilir. Görmüştür de hele senin öyle dostların, öyle evliya Allah var ki, öyle dostların var ki onlar bunları haydi haydi görmüştür ve yaşamıştır.
Ve bunu, bu zatlarda, bu dostlarında kitaplar yazdı. Bunların içinde vardır. Ama neresinde, hangi kitapta? Dedim ben bunları okuyayım. Bunlarla ilgili de en azından yaşadıklarımı, Allah dostları mutlaka yaşamıştır, detayını anlatır da ben kendim rahat ederim. Kendim rahat ederim diye düşündüm. Çünkü bir şey söylüyorsun, anlatıyorsun. Mesela mezcilin bezcilin sadece iki kelimeye müsaade var dediğimde herkes o kadar iyi biliyormuş ki bize gerek yok. O kadar iyi biliyorlar ki. İyi de kardeşim, o boyutta farklı haller var. Hem görmüyorsunuz, hem duymuyorsunuz, hem kör, hem sağırsınız. Hem de her şeyi bir kefeye koyuyorsunuz. Hayır, her kelimeyi değil, her harfi bile ayrı ayrı tartacaksınız. Ve bakın, aslında havas ilmi diye de bahsediliyor ya, havas ilminin neticesi de işte yine bu Adem babamıza verilen, Süleyman Aleyhisselam'a kadar gelen yüzüğün sırrı ve hikmetinde. Onun da sahibi Allah-u Teala Hazretleri. Onun içinde. Bunu doğru kullanırsan, zayıfları korumak için doğru yerine Süleyman Aleyhisselam'ın selam olsun olduğu gibi bir sıkıntı yok. Ama bunu dünyayı ele geçirmek, köleleştirmek için kullanırsan bu da sihir büyüye giriyor. Sihir ve büyü dediğin nedir ki zaten? İnsanlara zoraki istediğini yaptırmak. Yine en başa gidelim. O yüzükteki Rabbimin ona hikmet yüklediği, onun içinde birçok kelimeler var. Nasıl İsmi Azam duası var, onun da duası var. O duanın da sembolleri Süleyman Aleyhisselam'ın tahtında yazıyor. Şöyle düşünün. Ya Turan var. Şimdi o yüzüğe niye geldik? Biz mürşidi konuşacaktık ya. Neyse. Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğüyle ilgili, Berhetiye ile de ilgili aslında aynı noktaya geliyor. Hani Berhetiye demişler de, demiş de bir 1700-1500'lü yıllarda birisi. Ama 1500'den sen eksi 3000'e kadar, 2500-3000'e kadar git, Süleyman Aleyhisselam zamanına kadar git. Ondan önce Berhetiye diye bir şey yok ki. Sonradan bunları hep kademe kademe oluşturuyorlar. Bunu alıp da bunları kullanmaya çalışanlar kendilerine göre dizayn ediyor. Bu dizayn ettiğin isimle de isim takılıp bu isimle de birlikte bugün bize böyle lanse ediliyor. Ama işin hakikati, bu yüzük kime gelmiş? Adem Aleyhisselam'a. Nereye? Yeryüzüne inince tövbesi kabul olduktan sonra hediye olarak geliyor. O yüzük, bu yüzük işte. Allah-u Teala göndermiş bu yüzüğü ve ona hikmet yüklemiş. Nasıl suya yüklediği gibi, rüzgara yüklediği gibi, suya suya göre, rüzgara rüzgara göre, yüzüğe de yüzüğe göre. Oradaki yüzüğün, o bir sembolik, onun altında başka bir şey var. Zayıfları koruyan, bakın, Emrül Aşık'ında bir cümle yazıyor. O yüzüğü en zayıf parmağına takacaksın, serçe parmağına, o mazlumları korumak için. Okuyunca göreceksin, bu kadar cümle. Ama cümlenin arkasındaki manevi boyutta yetişmiş insanlar, manevi ordunun içinde olmaya çalışan, şeytan saldırılarına direnen insanlar ne demek istediğimi anlıyor. Sen bunu ümmetin ferahı için, kurtuluş için kullanırsan, onu herkes kullanır. Kişiye özel değil, ümmete özel, insanlara özel. Bak, insanlara özel. Niye? Adem babamıza geldi. Adem oğlu ve nesline ait. Şeytan ve nesline ait değil. Adem nesline, Adem'le Havva nesline, Adem babamıza, Havva anamıza ve nesline gelen Rabbimin verdiği bu gücü, simgesel olarak yüzük, bu gücü şeytan ve soyu kullanmaya kalktı da onlar kendilerine göre değiştirdi. Çünkü o yüzükle ilgili, yani mazlum için kim yardım ediyorsa, yeryüzündeki yardım kaynağının ana trafosu o işte, Adem babamızla gelen. Onu 1700'lerde falan almışlar, kullanmaya çalışan, sihir büyüyle uğraşanlar oradan faydalanmak istemişler. Çünkü oradan yeniliyorlar. Onu çevirmek istemişler. Durdurmak istemişler. Onlara semboller eklemişler. Yazılı o işte İsmi Azam duası gibi o yazılı olan, o kadar söyleyebiliyorum. Onun içindekileri sembolize etmişler, şeytani tarafa çevirmişler. Sonra da bunu muskalarda da kullanmışlar.
Şimdi bakın ne anlattığımı anlayabiliyor musunuz? Onun içinde mesela Berhediye diyor, içindeki yazanları okuduğunuz zaman Süleyman Aleyhisselam tüm her şeye hükmetme yetkisini Allah-u Teala Hazretleri verdi mi? Verdi. Suya hükmedebiliyor mu? Rüzgara hükmedebiliyor mu? Cinlere, insanlara, diğer mahlukatlara, taşa, toprağa, hayvana her şeye hükmedebiliyor mu? İşte her cinsin anahtar kelimesinden oluşuyor komplesi. Elhamdülillah. Anladınız mı? Ama onun içinde mazlumlara göre mazlumları korumak adına olunca gelenin içinde diyelim ki rüzgar geliyor, içinde şeytan varsa, çünkü onlar bulutlara basar toprakta gider gibi gidebiliyorlar. Ya da cinler yardıma geliyor, içinde ifriti de vardır. Cinlerle ifrit aynı değil, aynı kökten gelir, farklıdır. İfrit gelip nasıl Süleyman Aleyhisselam'ı dinledi? İşte niye? Verilen görevi temiz yapması için sadece temizlik anlamına gelen, şeytana dair hiçbir şeyin olmayacağı zırhlama mezcelin ve bezcelindir. Bunu giydirdi ifrite de, isteseler de emir dışına çıkamadılar. İstenildiği kadar tam yapabilmesi için bir çeşit nurdan poşet düşünün mesela. Zırh düşünün, sadece o emri yapabiliyor ama ifrit. Ama Allah-u Teala Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ın emri de vermiş. İşte onun içindeki her kelime farklı yerlerin şarteli, ana trafonun ana şarteli olduğunu düşünün. Diyoruz ki size o şartelerin içinden iki tanesini kaldırın, geri kalanlarını kullanmayın. Ama herkes berhetiye uzmanı kesilmiş. Herkes aynı standart. Süleyman Aleyhisselam'dan geliyor, bu böyledir. Ya sen Süleyman Aleyhisselam mısın haşa? Ya da o yüzüğün gücünü mü kullanmak istiyorsun? O gün onu kullanamazsın ki. Onu bütün mazlumların yanında olan, dua eden tüm Adem ve Havva'ların hepsi kullanıyor. Bu zamana kadar gelince dönüştüre şeytanla birleştirerekten farklı noktaya çekmişler. Anlatamıyorum derdimi ya. Yani insanlar bilemiyorum ki ya. Yani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. İşte o bugünkü berhetiye dediğiniz, zamanında sihir büyücülerin değiştirmeye çalıştığı, karıştırdığı, kendine göre çevirdiği, sihir büyü yapmaya da kullandıkları 1700'lü yıllardaki birinin yaptığı ve daha öncekilerin döneminde gide Süleyman Aleyhisselam'a giden -2600-2700-3000 yıllarına doğru Davut Peygamber, işte oğlu Süleyman Aleyhisselam dönemine kadar giden bugün sözde berheti olarak bahsedilen, Rabbim tarafından verilmiş olan o güç Süleyman Aleyhisselam'a, o güç ama Adem babamızdan simgesel olarak yüzükle geldi. Musa peygambere verilen asayla geldi. 4 şey verildi tövbesi kabul olduktan sonra. Asa, yüzük, yaprak, incir yaprağı da diyorlar ve ağlamak. Niye insanların canı yanınca ağlıyor? Temizleniyor, ferahlıyor. Ağlamak olmasaydı Adem babamız tövbesi kabul olmamıştı. Öyle ağlıyor ki ayakları yere basıyor dünyaya, şu andaki bizim bastığımız yerlere. Boyu tam meleklerin olduğu yere kadar, yakın yere kadar, aşağılığa kadar gidiyor. Bizim dünyamıza göre aşağılığı düşünün. Gidiyor ve sesi melekleri rahatsız ediyor. Sürekli ağlıyor ya, hep ağlıyor. Melekler de şikayet ediyor da boyu düşürülüyor. Bu sefer yine ağlıyor. Bu sefer de melekleri duyamıyorum diyor. Bu sefer de ona hediye geliyor. Şimdi biz mürşit konusunu konuşuyorduk. Buraya geldik ya. Yani şimdi yeni geri dönüyorum. U dönüşü yaptım. Galibela'ya geliyoruz. İşte o dediğimiz yerde bir de bel kemiğinden iki kanal açıldığını düşün. Her bir zerre, her bir Ademoğlu. Tamam mı? Bu sefer de melekler bunları görüyor. İtiraz ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar. Biz diyorlar. Yani bunlar diyorlar yeryüzüne sığmaz. Allah-u Teala yine haber gönderiyor. Diyor ki ben onların bir kısmını diyor ana rahminde tutarım diyor. Bir kısmını diyor toprağın üstünde tutarım. Bir kısmını da diyor altında tutarım diyor. Yani siz merak etmeyin, onların hepsi diyor oraya sığar demek istiyor yani. Velhasıl bir tarafı siyah, bir tarafı da böyle nura yakın böyle. Nuraniye yakın duruyor. Nur değil ama renk olarak. Bu sefer onun hikmeti öğreniliyor. Kısa kısa geçiyorum. Çok uzattım çünkü. Kısa olan daha makbul sanki.
ve cehennemlik olan soyu siyah, cennetlik olan sağ tarafından doğru ileri doğru uzayan o da, onlar da imanlı olan evlatları. Orada tekrardan ruhlar alemindeki sözleşmenin tekrarı burada bir daha yapılıyor zerrelerle. Tekrardan söz veriliyor. Madem söz verdiniz, dönün yerinize dönülüyor. Hepsi tekrardan geliyor. Adem babamızın beline geri giriyor. Elhamdülillah. Buraya galübela diyoruz. Hani mürşit sorusunu sorduk ya. Mürşidi galübelada mı seçiyoruz dedi. Şimdi bu olayların olduğu yerde mürşidini seçme şansın yok. Ruhlar alemi başka bir yer. Önceki bir yer. Galübela yeryüzünde, burada dünyada olan bir olay. Mürşit konusunu konuşacaktık. Daha oraya gelemedik. Şimdi hani yine Mürşid-i Kamil'deyiz. Mürşid-i Kamil'i bulmak gerekiyor. Bulduk. Değiştirebilir miyiz? Başkası olur mu? Bir de bunu Galübela'da mı seçtik dedin ya. Şimdi Galübela konusunu anladın değil mi? Galübela bizim o söz verdiğimiz ruhların buluşması, cennetlik, cehennemliklerin ayrılması yer başka bir yer. Galübela başka bir yer. Bunu anladık. Şimdi mürşit konusu yine az önce konuşmuştuk. Bizim gideceğimiz yolu, Allah-u Teala'ya ulaşan yolu bizden önce gitmiş, yolu bilen kişinin bize navigasyonluk yapması, öğretmenlik yapması anlamına. Tarikatlarda mürşit denilebilir ama bugünlerde yaşam koçu da deniliyor ama yaşam koçu nasıl söyleyelim? Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmak istiyorsa ne yapıyor? Kendine bir yaşam koçu seçiyor. Ya da zayıflamak istiyorsa ona göre bir yaşam koçu seçiyor. Ya da ticaretiyle ilgili birini seçiyor. Aslında günümüzdeki adı yavaş yavaş yaşam koçuna dönmüş gibi oldu. Yaşam koçu size daha bir tanıdık geldi değil mi? Şimdi mürşid-i kamil deyince öyle Allah dostları var ki, öyle mürşid-i kamiller var ki bunlar bilindik. Anlayabiliyoruz. Allah rahmet eylesin Mahmud Efendi Hazretleri gibi, Baki Hazretleri gibi, onun gibi nice Allah dostları, Ömer Torun İnanç Hoca gibi. Şimdi tabii herkes kimisi kusur bulur, kimisi bulmaz. Bunlar farklı şeyler. Onlar kişilerin kendinin Allah-u Teala'ya vereceği hesap. Bizi ilgilendirmiyor şu anda. Fakat mürşidi kamil deyince benim asıl size anlatmak istediğim konu, siz çıtayı çok yukarıya taşıyorsunuz. Neden mi? Hani niceleri varmış, kendi de bilmez, halk da bilmez ya. Niceleri var, halk da bilir, kendi de bilir. Niceleri vardır, halk bilmez, vatandaş bilmez, kendi bilir. Şimdi bu kavramın üzerine biz konuşursak eğer, asıl ne demek istediğimizi inşallah anlatacağız. Evet, nice Allah dostları var ki aslında kendilerini bilmiyor. Şimdi biz mürşidi kamil diyoruz ya. Buradaki hedefimiz en yukarıya kafamızı kaldırıp bakmaya çalışıyoruz. Halbuki bizim nasibimiz, bizim rızkımız, bizim etrafımızda. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Öyle Allah dostları var, tarikatlar var, mürşid-i kamiller var. Biz oraya gitmeyelim mi diye düşünmeyin, bunu demiyorum. Oradan feyiz bereket alırsınız, neyi nasıl kullanacağınızı bilirsiniz. Dini konularda ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz, o dersleri alırsınız. Bunu siz mürşid-i kamil olarak düşünün ki de öyledir. Bir de asıl günlük hayatta yapacağınız işler olur. Mücadeleniz olur, evinizde probleminiz olur, işinizde probleminiz olur. Ya da bazı kararlar vermeniz gerekir ama onu o tarikata ya da o şeyhinize ulaşıp soramayabilirsiniz. İşte öyle olduğu zaman etrafınızda güvendiğiniz, böyle verdiği size tavsiyeler nokta atışı isabetli olan, size yön gösteren ama sizden hiçbir menfaat beklemeyen, bunu Allah rızası için gayret eden, ancak anlattıkları da hep Hak Teala'nın huzuruna götürecek, o yola doğru sizi sürükleyen kişiler aslında sizin aradığınız
ama farkına varmadığınız, aslında sizin o desteği aldığınız ama bunu fark etmediğiniz zatlardır, kişilerdir. Biraz daha açalım konuyu. Allah-u Teala peygamber gönderdi. O bilgileri tazelesinler, canlı tutsun diye evliyaları gönderdi. Sonra sayıları daha çok, velileri gönderdi. Dünyanın dört bir tarafında. Hani sadece bir yerde olduğunu düşünmeyin. Allah. Efendimiz Aleyhisselam, Allahümme salli. Kainata geldi. Bütün kainata onu anlatanlar vardır. Ama dersen ki ben dünyada yaşıyorum, bu alanı biliyorum. Dünyanın tamamında, her tarafında Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan kişiler vardır. Çin'e de gitsen Müslüman vardır orada. Evet azdır, çat pat böyle çok azdır ama vardır. Biraz daha geriye gelin. Her bölgede yine mutlaka bir zat vardır. Bu bölgeyi ne kadar düşünün? Diyelim ki örnek, Türkiye'de 7 tane bölge var, 7 tane olduğunu düşünün. Örnek söylüyorum ama bunu. Bu 7 değil 17 de olabilir. Manevi olarak Türkiye kaça bölündüyse. Sonra illerde vardır, semtlerde vardır, mahallelerde vardır. Bir de her ama her ailede vardır. Aile kavramında şöyle düşünün. Annenizi ve babanızı düşünün, babanız ve kardeşlerini düşünün, anneniz ve kardeşlerini düşünün. Kardeşi diyelim ki bir tane var, öbürünün de bir tane olsun. Toplam dört kişinin içinden bile dört taneden bir tanesinin diğerlerine göre feraseti daha yüksektir. Allah-u Teala Hazretleri bir yerde toplamıştır. Onun için beş parmağın beşi bir olmaz denilir. Anladınız mı? Ve İki kardeş bile olsa birinin feraseti diğerine göre daha yüksek olur. Sonra bizler belirli yaş kuşağındayız. Çocuklarımız falan vardı, artık daha hani 50'li yaş grubu olduğumuzu düşünelim. Eşimiz, biz ve çocuklarımızın arasında mutlaka ki bir tanesinin derecesi daha yüksektir. Bu evimizden. Evimizde çocuklarımızla, hatta çocuğumuza bir şey söyleyeceksek, onun hükmünü soracaksak eğer, diyelim ki 15 yaşında, onunla konuşmak başka bir şey ama bir problem var. Diyelim ki evimizi taşıyacağız ya da işimizi kapatacağız ama ona da sorma ihtiyacı hissettik ki sormamız gerekiyor. İşte oğlum ya da kızım bu konuda ne diyorsun diye sormamız gerekiyor ya, şöyle bir şey yapmamız lazım. Onu yüksek bir yere oturtup, yani kanepedeysek biz yere oturalım, o kanepede otursun. Böyle böyle oldu, ne düşünüyorsun? O mutlaka bir şey söyleyecektir. Ya da haneden birisi çok mantıklıdır her zaman. Bak herkeste vardır. Böyle olmazsa olmaz. Mutlaka vardır. Amca, dayı, hala, teyze, ya mutlaka bir çekirdek aile vardır. Bir de her ailenin içerisinde, 2-3 kişilik ailenin içinde bile bir tanesi diğerlerine göre daha mantıklıdır. Yani o hanenin içinde mutlaka bulunur. Ama onun verdiği fikir size yeterli değilse, kendi akrabalarınızın içinde mutlaka feraseti en yüksek vardır. Mutlaka bir tanesi şemsiye olur. Onun daha üstü bir şemsiyesi semtte böyle bir Allah dostu ya da bilinmiyordur ama şu kişi var, böyle gidiyoruz konuşuyoruz. O bana güzel bir akıl verdi, ben gittim bunu yaptım, böyle oldu falan dediğimiz, hani böyle cübbe sarıkla olduğunu düşünmeyelim. Olur ya, o derecede değil, daha düşük derecede bizim gibi normal kıyafet giyiyor. Normal halde ama daha isabetli. Yani bir konunun değişik yönlerini anlatıyor olabilir. Ona gidersin. O olmazsa bir üste doğru gidersiniz. Şimdi mürşidi kamil denildiğinde, bir, dini konuları öğrendiğin, bağlı olduğun tarikat ve o yoldaki orası vardır. Bir de günlük hayatta şeyhine, oraya ulaşamayacağın için kendi yaptığın işleri sürekli akıllı danıştığın birisi vardır. Şimdi mürşidi kamil bile bir tane olmayabiliyor. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Neyi nerede nasıl kullanacağına bağlı. Mesela daha ters köşe bir şey konuşalım.
Diyelim ki arkadaşını doğru seçemedin. Nereye gidiyorlar? İçki falan böyle benzeri yerlere gidiyorlar. Onlardan bir tanesi mutlaka gidilecek yeri ayarlıyordur, organize ediyordur, herkesi organize ediyordur, götürüyordur. Eve dönüş saatlerini falan ayarlıyordur, parası olanı olmayanı birleştiriyordur falan. Tüm ortamı sağlıyordur. Çıkacak aksilikleri ve eksiklikleri toparlıyordur. O da şeytanın yolunda ne diyelim? Elebaşı ya da kamil bir alim yok, onu da diyemeyiz. Şeytanın alimi mi diyelim? Yaşam koçu diyelim, evet bu daha güzel bir kelime oldu. İşte anlamamız gereken bu. Mürşidi kamil arıyoruz ya. Şimdi öncelikle bizdeki eksiklik ne? Dini konularda lider arıyorsak, evet tarikatlar var, hocalarımız var. Onların sohbetlerini dinleriz. Onların söylediklerine göre kararımızı veririz. Onların sohbetinde bulamadık ve ulaşamadığımız zaman aile içine, sonra akraba içine, sonra yakın komşu içerisine bakaraktan, bunu şemsiyeyi alanı açaraktan, genişleterekten sormamız gerekiyor. Şöyle, her işin ehli vardır ya, yapacağımız duruma göre işin ehline sormak da bir çeşit mürşidi kamillik anlamında ya da yaşam koçu anlamında ya da uzman anlamında bunu sorabiliriz. Şimdi biz eski terimleri kullanalım. Çok güzel gerekiyor. Unutturmamamız gerekiyor. Daha güzel anlaşılıyor. Ama yeni gelecek nesli de adapte etmek için de bunları da dengelememiz gerekiyor. Çünkü mürşid-i kamil demek farz bir şey değil. Gündelik hayatın içinde oluşan bir deyim, kelime. Ama bununla ilgili bugün sen mürşid-i kamil dediğin zaman bir gence 15-17-20 yaşlarında aa bunlar tarikatçı yok ya da bunlar şöyle böyle gibi böyle uygunsuz, haddi aşan kelimeler de kullanabilir. Karşımızdakine göre konuşmak mecburiyetinde olmamız gerekiyor. Şimdi buraya kadar mürşid-i kamil konusunu anlayabildin mi? Anladık. Şimdi gelelim kendimiz seçip seçmediğine. Biz gündelik hayatımızın içerisinde bazılarını görünce kanımız ısınıyor değil mi? Tanımıyoruz onu. Onunla ilgili iyi düşüncelerdeyiz. Belki kişinin o andaki hali sıkıntılı bile olsa, absürt bile olsa yine ona iyi gözle bakıyoruz. Ya da bir kişiye baktık, kalbimiz ısındı, ne diyorsa canı kulağıyla dinliyoruz, dediğini yapmaya çalışıyoruz. Ya tanımıyoruz ki, yıllarımız geçmemiş ki, bir yola gitmemişiz ki. Sokakta gördüğüm bir insanla ya da iş yerinde gördüğüm bir insanla ya da bir ortamda, toplantıda tanıştığım bir insanla nasıl olur da bu kadar sen ve sana dair her şeyi, kararları dahil ya da teslim edersin, onun fikrini alıp ona göre uygularsın. Teslim etmek demek hani onun fikirlerini alıp, beğenip, sana göre uygun olduğunu düşünüp taklit ediyorsun. Bunun temelinde ne var biliyor musunuz? Hani bir insanı görüyorsun, tanımadan nasıl bu kadar teslim olabiliyorsun? Nasıl onunla ilgili iyi hüsnü zan hani da bulunabiliyorsun? Bunun sebebi şu. Ruhlar aleminde, bak galibela demiyorum. Ruhlar aleminde ruhlar tanışır. Tanıştıklarını gelir yeryüzünde arar. İşte bu aramaya biz nasıl bir isim takacağımızı bulamadık. Öyle düşünün. Mürşid-i Kamil'imi arıyorum diyorsun da hani birini buldun mu, öbürünü gidebilir miyim, bırakabilir miyim dedin ya. Bırakma diye bir şey yok. Oraya gittin alacağını aldın, diğerine gittin ondan da alacağını aldın. Şöyle düşün, sen ne istiyorsun? Diyelim ki peynir alacaksın. Peynirciye gittin aldın. Öbür taraftan ne lazım? Domates lazım, manava gittin onu da aldın. Onun hepsi sürekli lazım. Sürekli gideceksin. Niye ihtiyacın var? Mürşid-i Kamil konusunda da dini konularda bir ihtiyacın var ya, oraya sürekli gideceksin. Sen başkasını bulduğunda, başkası da seni bir önceki Mürşid-i Kamil'inle sohbetini dinlediğin kişilerin sohbetini sana tadını veriyorsa, en son bulduğun yeri oradan bütün hepsini karşılayabildiğini düşünüyorsan o zaman orada kal. Ama bu değiştirme kelimesini kullanma. Niye? Herkesin aradığı tat farklı.
Herkes kendine göre yer arıyor. Senin daha üstününü bulduğun yer belki oradan çıkan da senin bir önceki mürşidi kamiline gidebilir. Kişilerin ne aradığına bağlı. Böyle küçük küçük dükkanlar düşünün. Bir pasaj, pasajın içindeki her dükkanı düşünün. Ne var? Allah-u Teala'ya giden yolun başlangıcı olduğunu düşünün. Hani örnek ya, işte sen birini bırakıp diğerine gitmek değil, hepsini kalbinde taşı. Gün gelir, diğerinin de sana söylediği lazım olur. Neden? Her kulun kendine göre bir ihtisas yaptığı konu vardır. İleri noktaya kadar gittiği ama zayıf kaldığı noktalar vardır. Sen kendini tamam etmek için hepsinden alacağını al. Ama dersen ki mürşidi kamillik böyle bir şey değil. Bir yola gireceksin, tamamen onun dediğine göre gideceksin diyorsun ya. İşte o yola girdiğin zaman tamamen sen aradığın her şeyi bulmadın ki başka bir arayışa gidiyorsun. Şimdi bu da var. Ama bir noktaya geldin, aradığın her şeye cevap verebiliyorsa orada devam et. Ama bir gözünde diğerinin üzerinde olsun. Oradan da alacağım var mı diye devam et. Çünkü neden? Onların hepsi Allah-u Teala'ya götürüyor. Sen birini aldığın zaman öbürüne sırtını çevirme. Birinden giderken diğeriyle de barışık ol. İşte bu birini bulduğunda bir yolu, diğerine sırtını dönme hali, hani bugün diyorlar ya, benim şeyhim daha üstün, en doğrusunun doğrusu, en doğrusu biziz kavramı, bu da nihayetinde bölünmeye götürüyor ya. İşte bu da oradan çıkıyor. Bunun da altında şeytanın büyük tuzağı var. Tabii ki ehli sünnet olan yolların hangisinden gidersen git Allah-u Teala Hazretlerine ulaş da asıl olan son noktadır. Hani birinden giderken diğerini suçlayamazsın, bir şey diyemezsin. Efendim Mehmet. Hocam şöyle de oluyor. Mesela duyduğum hikayeyi söylüyorum. Mesela 20 yıl önce birini iltisap etmiş. Evet. 20 yıl geçmiş ama o zaman onun söylediklerini tam anlamıyla anlayamamış. 20 yıl sonra kendi donanımını da geliştirdiği zaman, evet 20 yıl önce tanıştığım üstadımdan şimdi onun anlattıklarını anlıyorum. Aslında bu konuları bana o zaman 20 yıl önce kesinlikle anlatmış. Kesinlikle var. Bir de şu var ama. Bu doğru. Şimdi Allah dostlarının menkübelerini dinlemişsinizdir. Karşılaşırsınız bazen. Demiştir ki evladım burada alacağın ders bitti. Sen şuraya işte terzici babaya git. Gibi. Evet. Neden? Şimdi bir ders var sırf matematik, bir ders var edebiyat. Onun ihtisas alanındaki konuları öğretmiştir. Bir de oraya git, oranın da derslerini al der. Birisi sırf fıkıh üzerine gider. Yani ya da nedir? Şöyle diyelim. Kimisi sırf kelamcıdır. Kelamcılığı en üstünde tutar. Kimisi sırf fıkıh üzerine gider, en üstünde tutar. Şimdi bu kademeleri 4-5 basamaktır bu. Kimisi sırf hadis üzerine, ayet üzerine gider. Ayetin dışındakilere zayıf gözüyle bakar. İşte sırf ayet üzerine giden, ayetin gerçekten ne anlama geldiğini, şimdi meali var. Mealini okuyunca ne anladığı önemli. Sadece mealini okur, tefsirlerini kabul etmeyen var. Yani kabul eder ama uymaz. Sadece ayete göre giden var. Çeşit çeşit var içinde. İşte tüm bunların hepsini toplarsan. Mesela bir de hal ilmi vardır. Ayeti okuduğun zaman o ayetin işte 2020'li yıllardaki teknoloji ve durumlara göre Müslümanın ne yapması gerektiğini anlatır. O ayeti 1700 yılında da okusan o dönem anlatır. 2050'de de okusan 2050'yi anlatır. Bu aynı cümlenin içerisinde bu farklılığı dönemine göre almayı nasıl anlayacaksın? Bunun içinde hal ilmi vardır. Ya da öyle demeyelim, daha ledün ilmi vardır.
Öyle Allah dostları da vardır. O döneme göre lazım olanı verir. Ama fıkıhçı bunu kabul etmez. Şimdi onlar birbirlerini kabul etmeyebilir. Evet, hal ilmine göre olan zayıf mı? Evet, zayıf. Ama bazen bir bakıyorsun ki Allah dostları öyle bir anlatmışlar ki her şeyi olduğu gibi anlatmışlar. Ya da ebced hesabına göre olan matematiksel yönü var. Matematikten ebced hesabına göre anlatan var. Şimdi onu alan diğerlerini kabul etmesin mi? Kelamcı öbürünü mü kabul etmesin? Ayetlere göre hareket eden diğerlerini mi kabul etmesin? Niye böyle olsun ki? Ne gereği var? Hepsini bir bütün almak için bazı kişileri bir yere gider, kelamı öğrenir, birinde fıkıhı öğrenir, işte ne bileyim öbüründe ebced hesabını öğrenir. Öyle kademe kademe devam eder. Bir bütün olunca bu sefer o kişinin ufku, o kişinin bakış açısı daha geniş olduğu için onu doyuracak olan belki 4-5 tane ayrı branştaki eğitimdir. Şimdi sen öyleysen bir sonraki yere gittin ya, arkada bıraktığını niye arkada bırakıyorsun? Yanında, kalbinde kalsın. Diğerini de öğren ve bunları birleştir. Biri üstünde, bir daha üstün ya da biri daha altta diye öyle bir şey yok. Herkes en iyi anladığını en üstün düşünüyor. Ama daha öğrenmediğini öğrenmedin ki, bilmiyorsun ki. Bak bu çok önemli. Bölünmüşlüğün en büyük sebeplerinden, bir olamamamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Her Allah dostu kıymetlidir. Hepsinin taşıdığı bir sancak vardır. Kimi yerler sünneti çok iyi yaşar, sünnete göre gider. Kimisi mesela ayetleri daha üst ön planda tutar. Kimi yer tövbeyi sancak olarak götürür. Bak hepsini kabul eder. Ama en öndekinin bir sancağı vardır. Sancağında tövbe metni yazılıdır. Nasıl tövbesi vardır. Örnek. Hani biz nasıl tövbesini tavsiye ediyoruz, böyle diyoruz. O anlamda demiyorum. Yani örnekleme, doğaçlama konuştuğumu söylüyorum. Yani mesela Mahmud Efendi Hazretleri selam olsun, Allah rahmet eylesin inşallah. Ne oldu? Türban değil mi? Çarşaf giyinmeyi. Onu böyle hep en temele, yani olmazsa olmaz buydu. E şimdi bakıyorsun mesela başka tarikat var mesela karşı tarafta. Onlarda da bıyıkları daha kısa, sakal daha kısa. Onlarda başka bir şey üzerine. Yani hepsi kabul de. Her bir tane onların, bak tüm emirlerin diyelim ki 99 tane sancak var. Her bir tanesi bir sancağı en üstte almış, ona göre gidiyor. Onun için sen mürşidi kamillerin içerisinde seçmek yerine hepsini kabul edeceksin. Bir sonrakini bulsan bile belki bir süre sonra doymayacaksın. Neden? Senin kapasiten genişse, ufkun açıksa onun gibi daha çok mürşidi kamili eskitirsin. Senin tabirinle söylüyorum. Niye? Çünkü ufkun geniş. Ama bazıları da vardır. Senin ilk gittiğin mürşidi kamil bile ona fazla gelmiştir. Şimdi bunları da göz ardı etmemek lazım. Ama mürşidi kamil dediğim bugüne göre senin deyiminle yaşam koçu olabilir, öğretmendir. Yani senin, sana bugün ilkokula okumayı yazmayı öğreten de senin öğretmenin, yani aynı deyime kelimeye gelebilir. Ama herkesin daha iyi uyguladığı, ön plana aldığı vardır. Lakin sen ne arıyorsun? Şimdi gelelim oraya. Sen ne aradığını bilmiyorsun ama arıyorsun. Yani bulanlar arayandır. Ya sen arıyorsun. Ne aradığını da bilmiyorsun. Her manevi sofradan tad alıyorsun. Böyle devam ediyorsun. Sen doyduğun yer olduğun yerdir. Çünkü orada doydun. O sana o damak tadı iyi geldi. Senin ruhunun istediği gibi oldu ya. Tamam dersin burası. Ama bir başkası geldi. Orayı belki yok dedi. Gitti başkasına. Çünkü herkesin İlim, Allah-u Teala'ya ulaşma tarzı, şekli farklıdır. Farklı ister. Her ruh aynı istemez. Çünkü her ruh aynı seviyeyi işaretlemedi ruhlar aleminde. Ruhlar aleminde bir arada insanlar, oradaki ruhlar birbirlerini görür, bilir, tanır.
yeryüzüne gelir, onu arar. Onu da bir yerde gördüğünde direkt, hani en başta dedim ya, ben buna güveniyorum, bu iyi insan olur falan. Ya tanımıyorsun ki, yola gitmeden hiçbir şey yapmadın. Yok diyorsun, bu tamam. Niye ruhun emin? Çünkü ruhlar aleminden biliyor. Biliyorsun. Evlilikte de böyledir. Birisi olur tam evlenecek gibi vazgeçer. Niye? O evlenecek gibi olduğunu da tanıyordur ruhlar aleminde. Onun için olacak seviyeye gelmiştir. Ama kendi bilmez, ruhu bilir. Daha üst kademede aradığı vardır. Onu arıyordur aslında. O değil, bu değil diye diye en sona gider. Hah der, bu der. Bunun evlenin, tam aradığım bu der. Bir bakarsın. Ya dersin. Senin önceden şöyle şöyle nasiplerin vardı. Bu daha kültürlü, daha zengindi veya daha güzeldi veya daha imanlıydı, daha konuşkandı falan filan. Ama bu dersin ne doğru düzgün yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor. Sesi bile güzel değil. Şöyle oldu, böyle oldu deyip sen dışarıdan baktığında kıyaslama yaparsın. Dersin ki öncekilere göre bu nasıl bunu seçmiş, bu kadar mı kördü dersin. Ama onu ruhlar aleminde arıyor, seçmiştir, karar vermiştir. Hani onu bulamadı ya, daha üst seviyedekini, alt seviyedekine razı olur, sonradan vicdanı rahat etmez, bırakır devam eder aramaya. Bulamadığı için de 40 yaşına gelmiş hala bekar. Olan da var. Ona ruh eşi mi diyoruz abi? Ya öküzü diyebileceğimize göre. Yani bunun gibi durumlar var. Sorduğun soru da açıklanmış oldu, Allah razı olsun. Ben aslında... en başta söylediğim o yaşam koçu diye örnek verdiğimiz kişiyi daha yani öğrendiğim kemikleşmiş kafamdaki yapı, bir de sosyal medyada başka mecralarda da denk geldiklerinden olarak söylüyorum. Mesela şey vardır, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı selam olsun Hazretleri. Mehmet Adil Hoca'ya da selam olsun. Selam olsun inşallah. O mesela bir sohbetinde diyor ki bizden olana kimse dokunamaz. Yani başka bir kişi ona dokunamaz, alamaz. Bize bağlı olan bizdedir. Bizim işte merciğimize, bizim mekanımıza gelen kişiler iğne deliği kadar yer olsa çıkamaz. İzin vermeyiz, müsaade vermeyiz. Tamam ama bak, bizim olan bizdedir diyor. Evet. Bizim diyebilmesi için senin gönlünün, ruhunun oraya aktığını bilecek, o zaman bizim diyecek. Bizim derse de sahip çıkar. Ama sen oranın olmazsan o da onu anlar, bizim deme. Zaten bizim dediği, hangi Allah dostluğuna gidersen git, o bizim dediğinde ruhun orada tamam oluyor. Yani artık rahatlıyor ya, eve gidersin, işe gidersin, için sıkılır, darlar, çatlarsın, böyle stres, sıkıntı, öfkeli bir insan olursun. Bir gidersin oraya, ruhun bir şarj olur, melek gibi adam olursun deyim yerindeyse. İşte ruhu tamam olmak mecazi ama bir yerde de farazi. Yani gerçek olan da bir durum var burada. İşte öyle olduğu zaman ne o gittiğin o mürşidin seni bırakır ne de sen onu bırakabilirsin. Ama bizim demesi için de seni kabul etmesi lazım. Senin başka yerlere gideceğini bilir o önceden de. O zaman da bizim demez. Bizim demeyince de o yüzden öbür tarafa gidersin. Sen oraya bağlasa gidemezsin görünmeyen manevi iple. Yani kapısından değil, gönül kapısından. Gönül kapısından gireceksin. Yaşam koçu dediğimiz ya da eski tabirle mürşidi kamil dediğimiz kişiyi değiştirme meselesi de oradan kafama takılıyordu. Acaba öyle bir hakkımız da var mı, değiştirebilir miyiz de. Çünkü bir sohbette bu konu geçti. Şimdi her şey yerine oturmuş oldu elhamdülillah. Hocam burada Akşemseddin Hazretleri'nin de hani selam olsun. Hani orada bir gelmezse biz tasma takarız. Getiririz, evet. İfadesi var ya hocam, hocasının söylediği. Ya sevdiyse getirir. Evet. Çünkü şöyle, naz makamı vardır. Naz makamından gelirse, ya Rabbi ben bunu istiyorum derse, Rabbim ne diler sonra, yani verir. O zaman gelir, gidemez ki, bu da var. Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin oraya da Pir Şaban-ı Veli Hazretleri bir derviş kardeşiyle beraber gidiyorlar ya. Evet. Diyorlar ki buraya gidince bizi tutuyor, hani böyle zincirli velilerden falan diyor. Bir şey olmaz diyorlar, gidiyorlar. Sonra ayrılacaklar, sen git diyor, ben burada kaldım. Orada da zinciri, halkayı takıyor. Bir de Muslihittin Hazretleri var Düzce'de. Ona da ok atıyor mübarek. Hayrettin Tokadi Hazretleri okun düştüğü yere de şey yapmışlar. Türbesini yapmışlar. Gitmiştik, ziyaretini etmiştik. Muslihittin Hazretleri'ne de selam olsun inşallah. Evet, bu arada o geldi gönlüme.
bireylerin 20'li 30'lu yaşlarda 40'lı yaşlarda farklı istekleri olabiliyor. Dolayısıyla toplumlar da 1700'lü yıllardaki toplumla 1800'lü yıllarda 1900'ler farklı. 1900'lerin başında Allah Said Nursi ilk evet. çeyreği göndermiş. İşte ikinci çeyrekte işte Hacı ve İsade'yi göndermiş. Said Kotka Hazretleri'ni evet. göndermiş gibi. Bu devam edecek ama. Allah toplumu update ederek, Allah topluma güncelleyerek bunu yapıyor değil mi? Tabii ki. Toplumun istek ve taleplerine göre. Doğru. Yani Said Nursi 1700'de gelseydi aslında çok bir anlam ifade etmeyecekti o zamana göre. Toplumun ihtiyacı ona 1900'de lazımdı. O zamana gelseydi o zamana göre anlatırdı. Veyahut o zamana yani göre anlatmak zorunda kalacaktı. Bu zaman olsaydı bu zamana göre anlatacaktı. Belki de birçoğu ona karşı gelecekti bugünkü anlattığına göre. Düşünün o zamanki yazdıklarına göre. Düşünsenize Şems Hazretleri de bu zaman gelecekti o zaman. Deli derlerdi. Mevlana Hazretleri yazdığı kitabı atacaktı denize mesela. Çanakkale Boğazı'na attı mesela gibi. Düşünün bir hayal edin. Neler söylemezlerdi ki şu zamanda bu basın, bu yayınla, sosyal medyada. İşte zaman geçtikçe geriye doğru baktığımızda Allah dostlarını daha iyi anlayabiliyoruz. Niye? Bizim zamanımıza gelince söylediklerinin olduğunu görünce bir şey diyemiyoruz. Yok öyle olmasaydı belki biz de laf söyleyecektik Allah muhafaza. Allah razı olsun.